Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Escobar gel. Gel aslanım buraya, gel 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 gel. Gel bakalım paşam benim. Arkadaşlar biliyorsunuz Escobar'ı sahiplendirmiştik. Aslanımız tekrardan bize geri döndü temelli olarak. Yalnız Escobar gittiğinden beri öyle bir değişmiş ki arkadaşlar. Şöyle bir bakar mısınız ya? Maşallah iyi boy atmış, enine genişlemiş. Hatta eğitim de vermişler biraz Escobar'a. Escobar gel. Ah, Escobar ah, otur. Ya otur oğlum, oturun. Az önce oturuyordum. Videoyu görünce size bir şey alıyorum bak. Şu videoyu görünce size bir şey alıyor paşam benim. Escobar'ı özledik mi arkadaşlar? Bir yorumlara yazın bakalım. Escobar babayı vallahi ben çok özledim. Escobar bizim için çok güzel, kıymetliydi. Fakat şimdi ben Natasha ile kardeş olduğu için eş yapamam diye Escobar'ı sahiplendirmiştim arkadaşlar. Sonra dedim yeni bir erkek Alman kurdu alırım diye de. Şimdi Escobar yeni sahibinde bir takım sıkıntılar yaşamış. Yeni sahibi iş gereği şehir dışına çok çıkıyormuş arkadaşlar. O sırada da Escobar da bağlı kaldığı yerde sürekli havlıyormuş. Komşulardan yana sıkıntı yaşamışlar. Kardeşim dedi böyle böyle dedi problemler yaşadım dedi. Sana dedi geri versem alır mısın dedi. Dedim abi getir. Escobar dedim bizim evladımız. Escobar dedim bırakacak halimiz yok. Getir dedim oğlumu. Bolu'daydı Escobar. Bolu'dan da tekrardan bize geldi. Şimdi ben de kendimi ve Escobar'ı burada bilerek indirttim ki köpeklerin tepkisi kaçmasın dedim. Şu anda evin önündeki yoldayız. Evden biraz uzağız. Köpeklerin tepkisini birazdan çekeceğim arkadaşlar. Bakalım Escobar'a ne yapacaklar? En çok da Natasha'yı merak ediyorum. Gökhan sence Natasha özlemiş midir Escobar'ı? Sence peki saldırırlar mı Escobar'a? Olsundan birazcık şüpheli misin? Vallahi inşallah saldırmazlardı arkadaşlar. Escobar en son bizim çocuklarla anlaşıyordu. Şu an ne olur ne biter bilmiyorum. İnşallah anlaşırlar. Bu arada sabah da yayındaydık temizlik yaparken. Süper Chat'ten bizlere destek olanlar oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ekranda isimlerini görüyorsunuz. Sizleri de arkadaşlar yayınlara bekliyorum. Abone ol butonun yanında zil var. Oradan bildirimleri açın, el attım yayınlar. Haberiniz olsun. Ve onun yanında da en çok yorum atanları da paylaşıyorum. Bu arada dün kardeşim bir taktik bulmuş birisi. Şimdi ben yorumları saymakta zorlanayım mı Gökhan? Örnek adam bir yorum atmış oraya. Kendi yorumuna cevap olarak bir sürü yorum atmış. Anladın mı? Bu sefer en azından saymaya uğraşmadım. Hem de o sayede daha rahat seçebildim. Bak onu daha rahat seçebildim. Şu anda ekranda 3 kişiyi görüyorsunuz. 3'ü de öyle yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sizler de arkadaşlar yorum atarken bir tane yorum atın. Yorumunuza cevap olarak bir sürü yorum atın ki direkt orada kaç olduğu gözüküyor. O şekilde daha rahat videoyu ekleyebileyim. Destek olan, yorum atan, yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Escobar'a da bir yorumlarda hoş geldin alırım abi. Ama çok fena olmamış mı arkadaşlar baksanıza ya. Maşallah bayağı büyümüş, genişlemiş, irileşmiş. Şimdi Escobar biliyorsunuz yavruydu. Bir de erkek olduğu için aniden boy attı. İyice gelişmeye başlamış Natasha'ya göre. Bir de orada tek başına bakıldığı için sürekli ilgilenmişler, sürekli bakmışlar. Takviyeler, vitaminler, onlar bunlar derken maşallah Escobar babayı iyice uçurmuşlar arkadaşlar. İnşallah bizim burada da gelişmeye devam edecek. Ona özel yüklemeler yapacağım nasıl diğerlerine yapıyorsam. İnşallah Escobar baba bomba olacak. Vallahi nasıl, ben çok beğendim Gökhan ya. Ne diyorsun? Abi şu kusursuzluğa bakar mısın Escobar'daki? Tam düşük ben. Orijinal klas Alman kurdu zaten. İnşallah var benim aslanım. 10 numara yani. Daha bu köpek yavru ha. Kaç aylık oldu? 10 aylık mı oluyor? 11 aylık mı? Tam hatırlamıyorum da arkadaşlar. Ben yetiştirmediğim için tam aklımda yok kaç aylık olduğu. Bilenler bir yorumlara yazsın. Yani 2 yaşına kadar çizgi var ya çok güzel. Ya 2 yaşına kadar bu kafa iyice şişecek. Döş aşılacak. Böyle olacak. Bel iyice düşecek. Anladın mı? 10 numara olacak arkadaşlar. Yavaştan çiftliğe yaklaştık. Köpekleri çeksen uzaktan. Pusada bak. Telden nasıl bakıyor kerede? Gel. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Pusat. Vallahi inşallah saldırmazlar. Biraz ondan korkuyorum da. Peki kardeşim. Alman kurdu yakıştı mı elime? Ne diyorsun? İşte he? Rot mu daha çok yakışıyor? Yok, rot mu daha çok yakıştı bu mu? Abi rotla Alman kurdu kıyaslama. Yok, hangisi elime daha çok yakışıyor? Onu sorayım. Rot mu diyorsun? Sizce arkadaşlar? İri olacak değil mi? Bu daha yavru tabii. Sizce Alman kurdu mu daha çok yakışıyor bana? Rot mu yoksa Pitbull mu? Oo, bizimkiler kapıya dizilmiş abi. Natasha nasıl bakıyor Natasha? Natasha kardeşin geldi Natasha. Yat aşağı aslanım benim. Kardeşin geldi kardeşin kardeşin. Bak Natasha'nın bakışlarına bak Allah için. Bana bak sakin sakin. Oo. Oo, yanmıyor ki bana. Oo, ne oluyor? Sakin olun bakayım. Oo. Oo. Oğlum biz nasıl bizim içeri? Ana sakin. Lan Natasha ne işe? Hey! Dur lan tosunla kalan birbirine gir. Hey! Akıl durun.
Natasha bak, Natasha ses çıkarmıyor da. Şşşt! Lan! Vallahi Escobar, bunlar seni unutmuş oğlum ha. Neyse, ne diyeyim? Hey, abi burada da Zara ile Sevda birbirine giriyor. Sevda rahattır kızım. Tamam pusat. Hey! Sevda! Sakin bakayım, Escobar ya, yabancı değil ya. Daha düğüne kadar bu bahçenin çocuğuydu paşam ya. Barun maşallah, sen de iyi boylu oldun. Ya ne oluyor bu da? Ne dans ediyor lan? bir tane normal yok ya. Şşşt! Hadi bakayım. Hadi. Hayır, müsaade edin. Çık bakayım. Hayır dedim, hayır. Pusat. Hey, sakin. Zara! Abi Zara psikopat ya. Şşşt! Kızacağım bak, hadi. Hadi. Müsaade edin, haydi. Dur Escobar, gel. Gel oğlum, yabancı değilsin, gel. Sen de bu bahçenin çocuğun ya. Düzen adam, gel. Dur bakayım, şimdi yavaş yavaş gireceğim arkadaşlar. Gel bakayım, yavaş abi geliyorum. Escobar geç. Bekle. Hayır. Çıkın bakayım. Hayır, tamam. Hey! Pusat bekle. Sakin. Hayır Sevda. Sakin abi. Şu an bir relax, bir koklasınlar, bir tanısınlar. Dışarıdan yeni geldi ya arkadaşlar. Natasha özlemiş mi Natasha? Natasha kardeşini özledim mi Natasha? Durun bakayım, sakin paşam. Bekliyorsunuz bakalım. Bak. Şu an hepsi bak dışarıda havlıyorlardı da şimdi şöyle bir şey var. Escobar artık gitti geldi, yabancı oldu arkadaşlar. Bizim evlatlar da sürü olarak gezdikleri için sürü içtisiyle hareket ediyorlar. O yüzden bu dışarıda saldılar ama herhalde yakından görünce tanıdılar mı birbirlerini, ne yaptılar? Furkan, sen Escobar'ın eski halini biliyor musun? Değil mi? Nasıl değişmiş? Evrim geçirmiş değil mi? Natasha'dan büyük, çünkü Natasha dişi ya bir de. O erkek olduğu için dişiye göre tabii daha çok gelişiyor. Pusat saldıracak gibi duruyor. Pusat hayır. Escobar, sen gittiğin ne köpekler geldi oğlum. Sen gittiğin kimler geldi, kimler gitti. Yani Escobar sakin ama ha. Değil mi? Şimdi bunu salarız bak. Bunun bir oyunu izle, gider de suya girer direkt. Yüzmeye. Anladın mı? Soğuk moğuk işlemeden bu yüzmeye. Gel şöyle bir yürütelim bakalım. En son salayım arkadaşlar. Şöyle bir bahçe içerisinde gezdirelim onu. Natasha, tanıdın mı kardeşini Natasha? Natasha. Vay, aralarında fark var ama dişi erkek farkı gibi. Normal be. Örnek şimdi Diablo ile Marlon arasındaki fark görmüyor musun? Ya da Hades ile gece arasındaki. Dişi erkek farkı normal yani arkadaşlar. Gelin bakayım gençler. Tanıdınız mı Escobar'ı? Salmamı istiyor Escobar da. Dur bakayım, bir salayım o zaman onu. Hazır mıyız? Gel o zaman, bir gidelim kafesinden oraya doğru da. Şimdi şeyden korkuyorum ama ben. Natasha bak, sarmaya başladı Escobar'ı. Ya şimdi bu diğerleri avlanınca inşallah gaza gelip buna saldırmazlar. Biraz ondan çekineyim ben de. İlk gel Faysal'ın yanına gel. Bu manyak sürekli Faysal'ın üstüne atlardı. Bakalım Faysal özlemiş mi, merak ediyorum. Escobar gel. Gel bakayım paşam, gel. Faysal'ı özledin mi Faysal'ı? Aa bak, Natasha hemen sarmaya başladı da bak. Bak. Hey! Şşşt! Hey! Sakin. Ooo abi, çabuk gider yapıyor. Tamam, hayır. Hayır, sarmayın Escobar'a. Pusat sakin paşam. Gel bakayım Faysal'a. Faysal kim gelmiş? Senin gene belan geldi oğlum. Gene senin belan geldi. Faysal. Yakışıklı oğlum benim. Karizmanın öz evladı. Anadolu'nun öz evladı. Kim gelmiş Faysal? Bu Escobar devamlı Natasha'yla bir yolu Faysal'ı kovalıyorlardı arkadaşlar. Gene özlemiş mi diye merak ettim de. Şu an Escobar erkek ya, bölgeye yeni geldiği için bir alışmaya çalışıyor. Hafif alıştığı anda yaptığı gideri gördünüz değil mi? Hemen abi. Bir alışsın, bu iyice sertleşmiş herhalde abi. Gel. Esko. Aslanlarım benim. Baron'la tozum nasıl döndü lan orada öyle? Bunlar. Baron da ayrı komik ya. Bu Baron'u çok seviyorum ben ya. Gel bacım, gel. Esko. Bak Natasha nasıl sarıyor ne, bak. Özlemiş kardeşini değil mi? Natasha. Bak aralarındaki çok da bir fark yok lan aslında. Harbiden bu sadece biraz daha yüksek ya. İri biraz daha bu. Anladın mı bak? Biraz daha iri bu. Şeyin Natasha da biraz daha kilo alsa o bel iyice iner yani. Kilo alması gerekiyor. Aslında kilosu ideal de biraz fazla alması lazım. Bak bu şişmiş. Maşallah benim oğlum ha. Aslanım benim. Gel bakayım şu kafesleri gezelim, sonra salayım seni. Escobar geldiğinde dede var mıydı? Yoktu değil mi arkadaşlar? Hatırlamıyor. Yoktu herhalde be. Yoktu. Escobar buradayken. Yo vardı lan, pardon vardı. Gel sen çok mu özledin bacını bakayım? Çok mu özledin sen? Hey pusat ha! İşte!
sakin, sakin. Sakin. Bekleyin bakayım. Kaplan dur bakalım. Az daha birbirine giriyorlardı lan. Baksana pusat da kaşınıyor ki abi. Pusat da herkese sarıyor arkadaşlar. Pusat. Akıl dur. Pusat çok tehlikeli ya. Valla pusat var ya çok tehlikeli arkadaşlar. Dede dede eskobarı özledin mi sen de dede? He? Özledin mi eskobarı bakayım? Dede dede. İzabel sakin ol kızım. İzabel sakin ol. İzabel çıldırdı abi gene baksana işte. Bak. İzabel sakin sakin. Arkadaş arkadaş. Hey bak oradan da çıtıra saldırıyorlar bak. Akıl durun bakayım. Şşş çıtırı tamam Hades. Ya da Hades'in yanına çok yaklaştım. Aza gelmesinler de. Tamam sakin. Gel şu ortaya gidelim de şunu bir salayım hele ben. Gel 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 gel. Bak hemen bak suya hemen girmeye başladı bak. Bak yatma işte o çamura be. Hemen yattı gene çamura bak. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Şşş. Gel buraya kavga etmeyin. Dövüşmeyin bakayım. Gel Eskobar gel. Aslanım benim gel salacağım seni. Tamam baron, baron diyorum maraz. Bağırışmayın oğlum. Eskobar hadi hazır mısın? Eskobar'ı salmadan beni kırmayın da şu videoyu bir beğenin arkadaşlar. Be gözünü seveyim. Be. Aha kraliçe mi çek? Kraliçe çıktı. Çek şu kızımın bebeksiz tenini çek. Maşallah benim aslan kızıma. Kraliçem benim be. Vay 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 vay. Gel Eskobar hadi bir. İki. Üç. Koş bakayım. Koş seni rahat bıraktım koş. İnşallah dalaşmazlar da salmışken de. Gel bakayım çıtır çıktı. Hayır çıtır bulaşmayın. Eskobar koş. Tamam Natasha ikisini çiftini buldu. Hayır pusat. Şşşt. Hayır. Gel buraya. Esko ben yanındayım oğlum. Abi ikisi birden dalacak baronla pusatı ya. Kardeşler birbirini tutuyor ya. Dur bakalım bir takip edelim şöyle. Pusat'a şimdi pek güvenemedim arkadaşlar da inşallah dalma hamlesinde bulunmaz. O biraz tedirgin ediyor beni ne olur ne olmaz da. Hey karam sakin. Eskobar gel. Eskobar gel aslanım gel 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 gel. Bak şimdi pusat arkadaşlar biraz daha alıştığı için durmaya başladı. Pusat harbiden çok tehlikeli. Bu büyüdüğü zaman herkese gider abi alayına gider. Alayına gider. Eskobar baba. Natasha özledin mi kardeşini? Natasha Natasha gerek yok telaşa. Natasha şimdi bir etrafı iyice koku bıraksın. Salınca bak özgüven gitti biraz. Dalma hamlesini bıraktı gördün mü? Şimdi tutuyor mu arkadaşlar? Benden de özgüven oluyor. İyice saldırıyor bu sefer. O yüzden biraz daha salık bırakmamın için daha iyi oldu. Yani dedi çiftliğe de böyle Alman kurtları yakışıyor be. Değil mi? He Gökhan ne dersin? Yakışıyor be kardeşim be. Abi şimdi eş oldu mu ikisi güzel duruyor ya. İkisi uyumlu oldu yani. Eş olmaları daha iyi. Esko Esko. Bak Esko ayağını kaldırıp işemeye de başlamış. Ne oluyorum orada ya? Şşşt silah! Kavga etmeyin. Esko Esko gel 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 gel. Dur şu Esko'yu şurada bir seveyim bakayım. Pusat akıllı dur. Pusat çökecek ona ya. Zaten pusat herhalde eşdeğer sayıdır arkadaşlar. Ay olarak. Gel Esko. Bak şimdi bıraktı abi pusat şimdi bir şey demiyor da. Pusat çok gerildi tüyleri dikti. İnşallah saldırmaz. Çünkü saldırırlarsa diğerlerine de gaz verir bu sefer. Aha kaplana geldi sıra şimdi. Esko, Esko. Elleme Sevda. Rahat durun. Bak bunlar da çıtıra saldırıyor burada. Şşt çıtır sen girsene denge kızım içeri. Sen mi saldın Gökhan'ın onu? Hayır abi. Çıtır sen niye kaçtın? Çıtır kafesteydi herhalde mevzuyu duyunca az önce köpekler saldırdı ya. Herhalde atlayıp geldi arkadaşlar. Yine Escobar şöyle bir bölge iyice bir alırsın. Takip edelim onu. Ben de şu çıtırı bir kapayım da. Ne olur ne olmaz dalaşmasınlar. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel. Aslanım benim gel. Hey! Şşt! Hayır! Hayır pusat! Hayır ortalık karıştırma! Hayır! Şşşş! Çıkın! Bak gaz verme millete! Hayır lan! Şşşt! Hayır! Pusat çık! Şşşt! Ya bu pusat çok sinsi bir şey ya! Bak hayvanı kavga ettiriyor diğerlerinden gaz alıyor. Yapma! Akıllı ol! Pusat gel buraya lan! Gel buraya! Gaz verme millete. Bakıyor bir de diğerleri de geliyor arkadan diye. Anladın? Bir de onlara bakıyorlar çökecekler hayvana ya. Allah'tan sözümü dinliyordur. Escobar da nasıl saldıracağını biliyor. Escobar orada bilerek çökmüyor. Çöksün hepsi dalar. Hayvan onu idrak ediyor anladınız mı? Lan barların yavrusu döveceksin Escobar'ı. Hey baron akıllı durun bakayım. Natasha özlememiş mi bu Escobar? Bunlar niye oynamadı be? Normalde yan yana ayrılmazlardı da.
Escobar yeni geldi ya. Bir de eminim ki Escobar burada daha mutlu olacak arkadaşlar. Niye? Şimdi zaten bu tayfayla uyumlu olursa Escobar, devamlı salarım onu. Sadece akşamları kapatırım. Burada kendi doğasını yaşayıp diğer köpeklerle oynayıp devamlı gezeceği için burada daha mutlu olur. Doğru değil mi Gökhan? Burası onun yeri yani abi. Sen nasıl insanlar arasında kendi canlıların mı diyeyim, hani insanız hepimiz. İnsanlar arasında arkadaşlık, sohbet, muhabbet oluyor. O da aynı kendi köpeklerle beraber geziyor ya. Burada doğasını yaşıyor yani, anladınız mı? Burada mutlu. Tavuklarım siz ne yapıyorsunuz bakayım, acıktınız mı gene? He? Raptor babaya bakma. Asaletin öz evladı. Bak bu manyak. Adresim oraya mı gidiyor? Gel bakayım. Esma gel buraya, gel. Gel 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 gel. Aferin aslanım, koş. Gel şuraya, bir seveyim seni, gel. Escobar. Baron sakın saldırma ona. Escobar gel. Gel diyorum sana oğlum. Yakışıklım benim. Vay vay vay. Nasıl uyumlu oldular ama. He? Baron kıskandı mı? Hayır bak. Bir dakika, benden gaz alırdılar. Heh, çamurlu üstünü batır oğlum. Süslü bitti, sen başladın. Bir sen eksiktin. Gel. Çamurunu sür öyle üstüme. Leş gibi yap beni. Nalıcı özlemiş de Escobar pas vermiyor. Escobar orada yeni sevgili mi yaptın yoksa? Ne yaptın? Niye pas vermiyor Nalıcı'ya? Aha. Dur bak. Baron diplerine girme. Baron sende de ki merakla. Kimse diyor Gökhan'a mı çektin oğlum be? Ne kadar meraklısın be? Aa, Nalıcı diş atmaya başladı gene bak. Koş Escobar, koş. Koş aslanım, koş. Tamam bak, bu ikili 10 numara oldu baba. Vallahi billahi 10 numara oldu. Pusat bak, sinsilik yapma. Gaz verme kimseye, akıllıdır. Aralarına duracağım da arkadaşlar, tosunu da gazlıyor hepsi birden. İşte hepsi birden çık. He lan, Raşa da aynı geceye yapıyordu ya aynısını. Vallahi anasının aynısı ya. Vay be Raşam benim be. Anasının aynısı, aynısı. Daha onun biraz daha yolu var, zamanı var da. Sen niye yaramazlık yapıyorsun? Escobar'a niye saldırıyorsun? Hemen buranın ağasını gösteriyorum. Benim oğlum gelecekte buranın ağası paşası mı olacak bakayım? Bak. Escobar ırlama. Hey. Bak gaz verme. Gaz verme, akıllıdır. Gaz verme. Gaz verme. Yalnız harbiden Pusat harbiden Raşa'nın aynısı lan. Çünkü Raşa da arkadaşlar gece gibiydi. Gece şey yapıyordu. Saldırmıyordu, hep kovalıyordu. Aynısını bu da yapıyor bak. Fırsat buluyor, çökecek. Raşa'nın aynısı abi. Tipi de benziyor. Huyu suyu da aynı vallahi. Aynı onun gibi davranıyor. Ya Escobar batırdın alıp kendini bak. Gene geldi, suya daldı. Bak hele şuraya. Bu manyak da yüzmeyi çok seviyor. Bak gene aynı şeyleri yapmaya başladı. Geldi tertemiz leş gibi oldu gene. Bir de yattığı yerdeki suyu içmesi yok mu? O da ayrı bir şey zaten bak. Esko, Esko. Yakışıklım benim. Gel be ejderlerin oraya gidelim, gel. Esko gel. Esko gel. Alman kurtları da çok güzel köpekler. Ben seviyorum da tek bir sevmediğim huyları var. Çok hiperaktifler arkadaşlar. O çamurlu ayağına sakın üstüme atlama ha. Esko gel. Gel oğlum gel 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 gel. Hadi gidiyoruz gel. Gel bakın bejderlerin oraya. Gel 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 gel. Şş, kime saldırıyorlar lan? Gece. Gece sinirlendi değil mi? Oğlum maşallah ne kadar döktürmüşsünüz buraya lan. Ejder şivas. Ejder. Oo, çimi yırtmışlar ki bunlar. Baksana çimi paramparça etmiş. Biz az önce şey dedik arkadaşlar, adını siz koyun. Sahibinin üstündeydi Escobar. Onu değiştirdik, bu Escobar'ın pasaportu. İnşaat Hanım'dan çiftten Escobar'ın üstünü bana yaptık. Bak gel Escobar'a şöyle kimliğini göster. Escobar'ın nakdini bana yaptık. Yani Escobar şu an benim üstüme. Çift nakdini bana yaptık. Numara falan yazmıyor değil mi? Yani bir onu her yeri çekme. Her yeri çekmesen. Numara falan yazmıyor. Tüm aşılarını falan hepsini yadırmışlar. Kudu aşıdır, diğerleridir, iç dış parazitir, diğer şeyleri tam. Şu an bir eksiği yok çok şükür Escobar. Yani şu an resmi olarak benim üstümde Escobar yani. Ben Escobar'ı verir miyim? Vermem herhalde arkadaşlar ya. Escobar'ı seviyorum çünkü artık Natasha'yla iş yaparım herhalde. Öyle düşünüyorum, bir şey olmaz. Çünkü gece de kardeş çiftleşmesi, gece çok güzel. İnşallah onların... Çok güzel de abi, çimi yerde sevimli. Ama öyle daha güzel, biz öyle köpek seviyoruz zaten. Hep akıllı olmasın. Arada gecem gibi olsun. Görmedin mi beni parçaladı yayında? Kafesten vuruyor bak gece. Ne diyorsun lan? Ha? Neyse ya, dışarıda yemedi. Aramızda bir tel olsa. Tel yok ki şimdi, pek yemedi. Gel gece gel. Gece yanından ayrılmıyor silah gibi. Oğlum her yere burnunu sokma Escobar. Her yere burnunu sokma her yere. Tosun Paşa herhalde Escobar'ı tanıdı, bir şey demedi ona vallahi. Tamam, bu iki manyak birbirini burada aldık. Natasha'nın enerjisini kesecek bir köpek geldi arkadaşlar çok şükür. Bundan sonra Escobar bizimle temel olarak daha vermeyeceğiz onu.
Bir de onlara da bir özel kafes ayarlamamız lazım. Devamlı salık kalacak dedim de. Bakalım duruma göre, olmadı arka tarafı ayarlayacağız arkadaşlar. Mazlumla Şilan'ın orası olabilir mesela. Orası güzel. Yani gene o bölümü ayarlayıp ona göre bir yol yordam çizmemiz lazım. Eskobar gel bakayım. Gel Eskobar gel. Al oğlum. Al oğlum hadi koş. Koş. Gel. Gel bakayım gel. Arkadaşlar baksana buna da gider yapmaya başladı be. Ama arkadaşlar. Harbiden dün bunları buraya koymamız görünüş olarak iyi oldu dedim de abi. Şila sakın saldırma. Bu ejder manyağı ya Şila birbirine saldırıyor devamlı. Ya Şila'yı buradan alacağım, Joker'i koyacağım Mazlum'un yanına. Ya da bunları koyacağım, ayar vereceğiz. Ha, özlemişler birbirini, tamam. Bak Escobar bölgeye alışıyor, oynamaya başladılar, tamam. İki tane kırık buldu birbirini. Sevda ne oldu Sevda? Çıkın kızım gel. Sevda beni çok seviyor aşkım. Bebek bebek, koca bebek. Ha. Ha, şimdi hasret gidermeye başladılar. Aferin lan sana. Özledik lan seni Escobar. Aslanım benim. Hadi gel. Koş. Aferin oğluma. 10 numara oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün de arkadaşlar yeni evladımız Kane Corso yola çıktı Hatay'dan. Haberiniz olsun. Adana'dan da yeni dişi kangal köpeğimiz gelecek. Ayı eş. O ikisi de yola çıkıyor. Bak Tosur. Aman dalacak sandım ha. Bir de onun haricinde bir baksırımız geliyor. Erkek baksır. Haberiniz olsun inşallah geldikten sonra da 2 gün içerisinde diyeyim size. Onlara videosu geleceğiz, hatta onları da yerine hazırlamaya başlarım gibi. Anladım, onları yerine hazırlayalım, geldiğimi direkt koyalım yani. Çünkü koymaya yer yok. O kafesler kırık, oralara bir çözüm bulmamız lazım. Arkayı gene nasıl işlerle Mazlum ayarladıysak oraları da ayarlamamız lazım arkadaşlar. Ondan sonra onları da yerleştirelim çünkü Kane Corso 1. Kangal 2, baksın 3. 3 köpek. Bir de erkek rot 4 yavru. 4. 10. Alacağız. O da 4. Ondan sonra cıma Dobermanlar var 2 tane. Onu alacağız mı belli değil. Oo, gece de tosun kapışıyor. Ondan sonra cıma dişi rot da gelecek haftaya. 10 güne falan. Bayağı köpek geliyor, beniz olsun. Ya şimdi diyeceksiniz. Şu anda 40'de. 50'ye tamamlayacağım. Yok şimdi bazıları soracak Gökhan, gel. Escobar'la taşıyan yanına gidelim. Hani bazen diyoruz ya, zorlanıyoruz ediyoruz. Sevda beni çok seviyor Sevda. Niye bu kadar köpek alıyorsun diyor. Arkadaşlar geçenlerde söyledim size. Benim dedim abi planım üretim yapmak. En azından dedim yavrularımız olursa ücreti sahiplendiririz. Evlatlarımızın masrafları çıkar. Onlara daha iyi koşullara daha güzel bakarız dedim. Nasıl oynuyorsunuz lan siz? O yüzden de artık hani bu işten normalde bir kazancımız yok bizim. Yavru satmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. İnsanlar satıyor kazanıyor, rahat rahat bakıyor. Bizim öyle durumumuz diyor. En azından dedim evlatlar kendi masraflarını çıkartır. Hem de oradan kazandığımızda çocuklara daha iyi bakarız, doğru değil mi? Daha lüks şekilde bakarız, daha güzel mamalarla besleriz. O yüzden yani ben bunu iş olarak faaliyete dökeceğim, anladınız mı? O yüzden daha yeni köpekleri getireceğim yapmak istediğim için. Şu an Doberman'ımız, Kane Corso, Rot, Boxer. Onlar üstüne bir ayarı veriyoruz. Şimdi Escobar geldi, Natasha Yeş, Alman kurdu. Dişi Kangal geliyor, Ay Yeş. Abi onları ayıralım biz oradan. Şu videoyu kapayalım, ejder. Manyağı iyice kopardı. Görüyor musun içimi alıyor? Bu başımıza bela oldu arkadaşlar yani. Neyse. Bugün de Escobar'ımız geldi. Oğluma bir hoş geldin yazmayı unutmayın. Bundan sonra dediğim gibi onu vermeyi düşünmüyorum. Artık temelli bizde. Haberiniz olsun. Ben çok sevindim. İnşallah sizler de sevinmişsinizdir. Bir de onu böyle gelişmiş görünce daha da acayip hoşuma gitti arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.